Anneliğimle ilgili de en büyük değişiklik Semin ablayla tanışmam ve sonrasında bu seminerler oldu. Bizim işimizin biraz dezavantajı aslında çok fazla veli görüyoruz, çok fazla çocuk görüyoruz. Ve daha kaygılı ve evhamlı oluyoruz aslında. Hani böyle yapmamalıyım, bak o anne şöyle yapmış, böyle olmuş. O aile böyle davranmış, böyle olmuş gibi gereksiz kaygılarımız, evhamlarımız oluyor. Ve ben de ilk tanıştığımızda çok şey noktadaydım aslında. İşte bütün ipler benim elimde olmalı, çok disiplin etmeliyim, çok şey çocuk yetiştirmeliyim kaygısı çok yüksekti. Birden bir kendime getirdi aslında beni, çok kendimi anneliğe kaptırmıştım. Ve hep şeyden şikayet ederdim işte, benim çocuğum çok fazla böyle sarılmaz, okşamaz, öpmez, yanaşmaz. Kuyu karakteri değil derdim. Ay ağlayacağım şimdi. ama çocuğum seminerden sonra durup seni çok seviyorum anneciğim demeye başladı. Dedim ki demek ki bu çocuğumla alakalı bir şey değil, benle alakalı bir şeymiş. Hatta şimdi bile artık çok kıskanıyor bizi. Çok iyi oldu aranız, çok kızıyorum, siz aranızı bozacağım şey diye söylüyor. İnşallah bu sene devam ederse gelir inşallah. Gelmesin çok ümit ediyorum, istiyorum, arzu ediyorum. Ay. Neyse devam edeyim. Bravo. Bir seminerde geldiğim nokta düşündüğüm zaman utan utan olsak başa kavga ettiğimiz şeyi utan utan anlatmıştım. Hani ben psikolog olarak nasıl bunu yapabildim diye. işte o noktadan sabahları eşim şey diyor artık. Siz dışarı falan mı gittiniz, hiç sesiniz çıkmıyor demeye başladı. Dedim ki bir şeyler değişmiş demek ki bizim evimizde artık. İletişimimiz, dedim böyle olacağını gerçekten düşünmemiştim. Ve sizlere baktığımda da hepinize de çok fazla gurur duyuyorum aslında. Ne yaptığınızın farkındasınız belki ama velilerle çok fazla görüşüyoruz. Yeni gelen velilerle, sorunları olan velilerle ve bir şeyi kabul ettirmek gerçekten çok zor. Yani sorun gerçekten çocukta değil, sizsiniz, kabul ettirmek çok zor. Ve kabul edilmiyor çoğunlukla da. Hep bizden şey bekleniyor, Güzin teyze de bunu katılır. Yani bir şey yapın çocuğuma değilsin. Bir şey yapın, öğretmenine söyleyin işte konuşsun, işte uyumuyor. İşte öğretmenine söyleyin bir konuşsun, tırnaklarını kestirmiyor gibi şeyler. Yani o noktaya gelmek gerçekten çok zor, onu kabul edebilmek. Yok yani çocuk da değil problem aslında. Anne baba olarak sizdesiniz gibi oluyor. Çok fazla bizim ama bunu da gerçekten farkına vardığında bir kişi olacak. Evet. Veliler burada erkeklerinde son derece haklı bulunur. Bu da çok önemli. Yoksa her anne baba çok doğal bir davranış. Aynen. Yani bunu bu farkına varıp gösterilmesi lazım. Evet ve bunu devam edebilmek ve değiştirmek gerçekten çok zor bir şey. Yani o yüzden gerçekten bir daha kendinizi, kendimle gurur duyuyorum. Bu kadar, teşekkür ederim.